Peki buyurunuz Muratçığım. Şimdi dünyalar güzeli bir araştırmayla yine karşınızdayız. Harika. Müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı olduğu ortaya koyulmuş. Nerede? İngiltere'de yapılmış bir araştırma. Buna güvenebilirim çünkü çok fazla kardeşimiz var orada. Muhtemelen cevap veren arasında Türkler de vardır. Evet. Bilmem ne üniversitesinden bilim insanları müzikle uğraşan ve uğraşmayan kişilerin beyinlerinin nasıl yaşlandığını araştırıyor. Enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma. Harika. Müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkileri 40 ila 68 yaş arasındaki 1100'den fazla kişi üzerinde incelenmiş. Harika. Oh, böylelikle müzik dinleyenler, müzikle uğraşanlar beyin sağlığı daha iyiymiş. Müthiş. İyi mi kötü mü bilemem. Şahane. Müziğe başlamanın yaşı yoktur. Yani herhangi bir enstrümana bugüne kadar hep gitar çalmak istedim, başlayamadım. Bir piyano çalsam keşke, ne güzel olur. Bir dil öğrenmek istiyorum, ne şahane. Hiçbir şey için geç bulunmaz. Yani bütün bunlar yapılabildiği gibi. Başlamaya gerek yok gibi, ya, dinlesek de oluyormuş. Dinlesek de oluyor. Çünkü her işin bir matematiği var ya. Her sabah diyorsun bana gene bu sabah ne dinliyorsun diye. Ya senin için işte o yani uçlardaki gezinme haline ben evet bayağı hastayım. Ya neden? Bende her şey var. Klasik müzikten arabesk. Bir dinliyorum Felicita, bir dinliyorum Mozart, bir dinliyorum Güllü. Her şey olabilir. Her şey o sabah. Bir dinliyorum işte şey rahmetli Burhan Çaçanlar, Müslüm Gürsesler. Bir tabii dinliyorum Sezen Aksular bilmem ne. Aynen öyle. Aynen. Piyano ve org çalan kişiler. Bugün neydi? Bir arya falan bugün, vardı evet, bugün de. Evet, Andrea Bocelli dinledim bugün sabahda. Yani peki, ruh yani hali müzik karışık. Gerçekten motive edici, aynı zamanda da konsantrasyon sağlayan bir şey ama bu tarz hareketler yapan, yani bir enstrüman çalan insanlar, işte nota okumak, aynı zamanda çalmak, tabii, koordinasyonu çok geliştirdiği için beyin gücüyle alakalı olarak ileri yaşlarda bir takım hastalıklara yakalanmamak adına da sana güzel bir destek. Yani okuyacaksın, çalışacaksın, düşüneceksin aynı zamanda. Demans riskini azaltıyormuş. Kesinlikle. En basitini söylüyorum. Sahilde yürüyüş yapın. Aynı anda görüyorsunuz, duyuyorsunuz, bir de müzik takın kulağınıza, nefes alıyorsunuz, görsel ve aynı zamanda da yürüyorsun, motor hareketlerin de çalışıyor. Koşabiliyor musun? Bu kadar basit, istiyorsan koş tabii ki. Müzik takmak da güzel oldu bu arada. Tabii, yani belki müzik dinliyorsun. Bu arada tabii yaratıcılığı ve üretimi de arttırıyor. Sen bende açık mı arıyorsun Murat? Üretim ve aratıcı, ya bana söylediler de o yüzden. Üreticiliği de arttırıyor yaratıcılıkla beraber. Çünkü mesela Mozart dinletiyorlar. Hatırlasana, bir neredeydi bizim memlekette, yine adam pavyona çevirmiş ahırı. Işıklar oradan buradan geliyordu. Evet. Neymiş efendim? Yumurta, tavuklar daha iyi yumurtluyormuş. İnekler daha iyi süt veriyormuş. Valla benim son favorim arabayla gezen tavuklar. Arabanın bagajına koyduğu otu herkese anlatıyorum. O arkadaş ne yaptı? İşi geliştirdim, merak ediyorum. Çünkü tavukları o konfor alanından çıkarmak lazım. Şehri görecek. Aa, kaymakamlık, o valilik, o milli eğitim, park, cami bilmem ne diye diye o sırada hop üretim artıyor. Ya sosyalleşiyor tavuklar diyorum sana. Alıyor arkadaşları, öbür ağıra götürüyor, nereye götürüyorsa. Orada salıyor, biraz dolaşıyorlar, sosyalleşip geri dönüyorlar. Bunun adı da gezen tavuk yumurtası gezen oluyor. Gezen tavuk yumurtası oluyor. Aynen, yumurta görünce aklıma hep gelecek. Pekala.